Kanalımdan herkese merhaba. Ben Gül. Kayseri'den sevgiler, selamlar. Bulaşık makinenizi bu şekilde temizleyerek her tarafının temizlendiğine inanıyor musunuz? Sadece bu şekilde yapıyorsanız bulaşık makinenizi temizlemiyorsunuz. Detaylara biraz sonra geçiyorum. Bulaşık makineniz temiz yıkamıyorsa bunun birçok nedeni var tabii ki. Fakat arıza yok ise eğer en büyük sebebi makine temizliğinin tam olarak yapılmayışıdır. Bulaşıkların makineden tertemiz çıkmasını istiyorsak ve makinemizin içerisinin kötü kokmasını istemiyorsak eğer temizliğini düzenli yapmamız gerekiyor. Ben normal bulaşık sıvısı kullanıyorum. Bulaşık makinesini temizlerken kesinlikle ağır kimyasallar kullanılmaz. Sadece bulaşık sıvısı ve karbonat ile temizlememiz gerekiyor. Kasemin içerisine bir miktar bulaşık sıvısı ekledim. Bulaşık süngeri ve sıcak su ile temizliğime başlıyorum. Daha sonrasında karbonat ile devam ediyor olacağım. Bu arada ellerimize eldiven takabiliriz. Su oldukça sıcak. Ben elimi suya tam olarak dokunduramıyorum. Sıcak su ile ancak yağlar, lekeler çıkar. Şimdi filtreyi çıkartarak göstermek istiyorum. Filtre oldukça kirli, tortulaşmış kirler, yağlar mevcut. Şöyle göstermek istiyorum. Filtrenin bu kadar kirli olması bulaşıkların olduğu gibi yani kirli bir şekilde tekrar makineden çıkması anlamına geliyor. Pervanelerimizi de çıkardık. Makinenin içerisinde bulunan bütün parçaları çıkarttım ve şimdi makinenin içerisini temizliyorum. Öncelikle makinenin içerisini temizliyorum. Daha sonrasında makinenin aparatlarını temizlemem gerekiyor. Tuz haznesinin kapağını da sökerek o bölgeyi de temizlemem gerekiyor. Orası da çünkü yağlanıyor, kirleniyor. Makinenin her tarafını böyle bulaşık sıvısı ve sıcak su ile temizliyorum bu şekilde. Bulaşık süngerim 1-2 defa kullanılmış bir bulaşık süngeri yeni açılmış bir bulaşık süngerinin yeşil kısmı ile temizlemeyelim. Bulaşık makinemizi çizebilir. Bu nedenle ben 1-2 kere kullanmış olduğum bulaşık süngeri ile temizliğimi yapıyorum. Makinenin her noktasını ayrı ayrı temizledim. Özellikle bu deterjan bölümlerini temizlememiz gerekiyor burada deterjan artıkları, parlatıcı veya sirke artıkları tortulaşabiliyor. Bu nedenle burayı çok güzel temizlememiz gerekiyor. Detaylı bir şekilde burayı böyle silerek temizleyelim. Tortu bırakmayalım burada. Kapağın kenar kısımlarını unutmuyoruz. Tabii ki buralarda oldukça fazla kirleniyor. Buraları da güzelce temizledim. İlk silme işlemin bittikten sonra fazla köpüklerini de alarak şimdi durulama işlemine geçiyorum. Durulamayı karbonat ile yapıyorum. Bir kaşık karbonatı kasenin içerisine aldım. Bu arada kettle'da yine su ısıtıyorum ve ılık su ile silme işlemini yapıyorum. Bir tane de bez kullanıyoruz. Bu arada istediğiniz herhangi bir bez ile temizliğimize devam edebiliriz. Karbonat ile durulamamın sebebi hem hijyen yapmak hem de durulama işlemini yapmak, deterjan artıklarını temizlemek. Karbonatı muhakkak durulama suyunun içerisine ekleyelim. Böylece makinamızın her köşesini hijyen yapmış oluruz. Bezimi su ile ıslattıktan sonra makinenin içerisini böyle temizliyorum. Seterjan artıklarını hem temizlemiş oluyorum hem de dediğim gibi hijyenimi yapıyorum. Bezi çok fazla sıkmama gerek yok. Biraz nemli bırakmamda fayda var. Bu makineyi kullanmaya başlayalı 10 yılın üzerinde oldu neredeyse. Makineyi temiz kullandığımız takdirde filtresini özellikle temizlediğimiz takdirde hem makinemiz arıza yapmaz hem de bulaşıklarımız daha güzel tertemiz yıkanmış olur. Makine silme ve durulama işlemim sona erdi. Şimdi makinenin içerisinde bulunan aparatları da aynı şekilde yıkamam gerekiyor. Yine kettle'da su ısıttım. Sıcak su olması gerekiyor. Çünkü bildiğiniz gibi yağlar sadece sıcak suyun içinde çözünüyor. Tekrar bulaşık sıvısı ekliyorum. Şimdi makinenin bütün aparatlarını bu suyun içerisinde yıkayacağım. Önce filtreyi temizleyerek başlamak istiyorum. Sıcak suyun içerisinde biraz bekletebiliriz. Böylece kirleri, yağları yumuşar. Filtre temizlerken diş fırçası kullanabiliriz. Yumuşak bir diş fırçası olması gerekiyor. Sert bir fırça ile temizlemeyelim. Ayrıca fırçayı sadece bulaşık makinasında kullanalım başka bir alanda kullanmayalım kullanılmamış bir diş fırçasını kullanıyoruz bu arada bulaşık makinesini hangi aralıklarla temizlemeliyiz bu aileden aileye değişebiliyor bazı aileler günde makineyi üç kere kullanırken bazı ailelerde makineyi sadece bir kere kullanabiliyor bulaşık makinesini çok sık kullanan birisi makinesini haftada bir kere temizlemesi gerekiyor. Makineyi günde bir kere kullanan birisi de ayda bir kere bu detaylı temizliği yaparsa iyi olacaktır. Sepetin alt kısmında bulunan pervaneyi de böyle çevirerek çıkartıyoruz. Bunlar da aynı şekilde. Suyun içerisinde yıkadım. Şimdi durulama kısmına geçtim. Bütün parçaları durulayarak İyice kurumasını beklememiz gerekiyor Hatta güneşli bir ortamda Kurutursak daha hijyen olur Güneşinde mikrop öldürücü bir özelliği var bildiğiniz gibi Güneşli bir ortamda Kurutursak daha iyi olur Benim bulaşık makinemin kaşıklık bölümü böyle hem tepsi hem kaşık yerleştirilebiliyor Benim normal bir kaşıklığım yok Makinenin modeline göre bu değişebiliyor benim makinemin kaşıklığı da bu şekilde tepsi şeklinde. Parçaları tekrar yerlerine yerleştiriyorum. Bu arada önemli bir noktadan bahsetmek istiyorum. Bulaşıklarımızı makineye yerleştirirken kirli bir şekilde yerleştirmeyelim. Muhakkak kabasını alalım. Yağlı, yemek artıklı bir şekilde yerleştirdiğimiz takdirde bu yağlar, yemek artıkları makinenin her vanelerini filtresini tıkar. Bu şekilde bir makinede kesinlikle temiz yıkamaz. Buraya kadar izlediyseniz eğer abone olmayanlar kanalıma abone olabilir ve zili aktif hale getirirse yeni videolardan haberdar olabilir. Son olarak limon yerleştiriyorum. Limonun yine hijyen yapma, temizleme ve kireçleri çözme etkisi var en yüksek ısıya aldım ve makinemi çalıştırdım. Bu da makinenin hortumlarının temizlenebilmesi için. Yeni videolarda görüşebilmek ümidiyle.